Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmaduhu ve nasta'inuhu ve nasta'gfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu felamudille lehu ve men yudlilhu felahadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Esselamu aleykum. Aziz yurttaşlar, bana bugün sizler bilen irfan kursatuda sizler bilen Allah subhanahu ve taala'nın ulug nimetlerinden tinçlik hakkında Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın siretleri hakkında sohbetleşeceğiz. Azizler, Rabbimiz insaniyetini yeryüzüne yaratıp öz haline teşlep koymadı. Peygamberler yubardı, peygamberler çıkardı, ularga sahifeler çürdü, kitaplar çürdü. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber bugünlerden keyin 23 yıl devamında özünü kelamını nazil kıldı. Şeriat ahkamlarını çürdü. Allah Teala Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ni Kur'an-ı Kerim'de şunday merhamet kıladı, okşu doğrusu da. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz megaran bütün alemlerge rahmet, rahmet bulup geldiniz diyaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni şunda izahatke ümmet buluştukdi nasip kılgen Allah'a hamdü sanalar büsün. Hazler, Peygamberimiz aleyhi salatu ve sellem'nin seyretlerini, hayatlarını karesengiz, elbette muallimlerinin en uluğu ukşi, ustazlarının en ustazı ukşi, İnsaniyetini zelaletten nurga alıp çıkan, insaniyetke şeriatte uğurgetken, bana şerge bir tefekkür kılıp, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamber bugünleri çeki, Mekke'deki haletini bir istep kureylik. Balalar, kız balalar trileyi kumilerdi. Analar satılardı, ayollar satılardı. Allah'ın Resulü dünyaya peygamber bulup ki gellerden ki bu işler toktatıldı. Ribahurlik, sütxurlik, zulüm, zoravallik avuç olgan edi. Allah'ın Resulü, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Peygamber bulup kelgandan keyin Allah bu işlerde toxtatdı. Resulümüz aleyhissalatu vesselam, her dua kelgandan ikkita nimet bor derdiler. Tinchlik ve hatırcamlik. Allah'ın kelamında karasengiz, Allah subhanahu ve ta'ala sizi bizlerge karab, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhannas, uzkuru ni'metallahi aleykum. Ey insanlar, Allah'ın nimetlerini isleyin. Kaçın nimetler var? İnsan bunu sanıp adağı getirdi mi? Ayet-i Kerime'de haber verildi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in tu'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetini sanasanız, onu sanağı getirmeyiz. Tinçlik, hatırcemlik, dünya nimeti, salametlik nimeti, insanın özüge kança nimetler var. Akıl nimeti, kul nimeti, sağlık nimeti. Şunun en abzali kaysi nimet? En abzali tinçlik nimeti. Ulamalar şunu tafsilat kıladılar. Köredigen adam kuruş kabiliyetini yukatıp koysa. Ne mi buladı? Hemen arası toktaydı mı? Eğer tinçlik bulmasa, insanın nimet etiydi. Tinçlik bu megendegin hemen arsa toktaydı. Hicretinin 6. yılda Peygamber aleyhissalatu vesselam 1000 turiste Müslüman bilen Mekke'den, Medine'den Mekke'ye umre seferge geldiler. Müşrikler tamamdan Resulullah'ın Mekke'ye kirişkeni koyuşmadı. Uşa vakiyanı bir eslep kureylik. Suhail ibn Amr suluk tüzgeni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldıya geldi. Bu hadise cüda uzun hadise hadisler. Kısa kılıp eytemiz. Bunda közlengen maksatı, Resulullah nemege hiris buldular, neme onu hakladılar uyurda. Suhail kelip, suluh keşe kelişilgenden ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ali raziyallahu anhunu çakırdılar. Ali ibn Abu Talib. O kişiye yazışını emir kıldılar. Had mektup şunda yazılardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Bismillahirrahmanirrahim de yazdığında, Suhail toktan dedi. Biz Rahmanirrahim'ni bilmeyiz dedi. Ali'ye Peygamber aleyhissalatu vesselam uçurun dediğinde, vallahi ki ben bunu uçurmayayım dedi Ali raziyallahu anhu.
Rasululloh ko'rsating dedilar. Payg'ambar alayhisalotu vasallam yozishni ham, o'qishni ham bilmardilar. Qo'llari bilan o'chirdilar. Endi Allohning rasuli va Suhayl tomonidan tuzilgan sulh deyildi. To'xtang dedi. Agar biz sizni rasul deganimizga jang qilmasdik dedi. O'zingizni va otangizni ismini qo'yib yozing dedilar. Muhammad ibn Abdulloh deb yozing dedilar. Payg'ambar alayhisalom aziga yana o'chir dedilar. Ali o'chirmayman vallohki dedi. Rasululloh o'zlari o'chirdilar. Nima uchun azizlar? Nima uchun bu holat bo'ldi? Bu sulhda musulmonlar 10 yil urushmaslikka kelishilgan edi. Tinchlik uchun o'zlarini muborak Allohning rasuli degan ismni o'chirtirdilar. Tinchlik uchun bismillahirrohmanirrohim degi rohmanirrohim Allohning sifatini o'chirtirdilar. Bundan biz insonlar tinchlik qanchalar ulug' ne'mat ekanligini, uni qadriga yetishligimizni, buni dunyoning qaysi mamlakatlari ne holatlar bo'lib turibdi. Qancha xunrizliklar, qancha nogiron, qancha bolalar yetim, onalar, otalar. Mana bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo siz bizni mamlakatimizga tinchlik ne'matini bergani uchun Allohga hamdlar aytib, shukronalar qilib, hammamiz har birimiz bunga mas'ulmiz. Vatan tinchligi eng ulug' ne'mat. Alloh taolo siz bizlarni mana shunday tinch yurtga yaratgani uchun yaratganga hamdu sanolar bo'lsin. Iloho, mana bu o'tgan yillar azizlar bizlar uchun, biz musulmonlar uchun, dunyo musulmonlari uchun katta sinovlar bo'ldi. Iloho, yaratgan bu bemorliklarni butun insoniyat boshdan ko'tarsin. Mana bu kirib kelgan yangi yillar bosog'asida turibmiz. Parvardigor bu yilga yurtimizga iminlik, tinchlik, omonlik hayotimizda farovon aylasin. Az yurtboshimizni qiladigan, xalqimiz uchun qiladigan mehribonliklarini bundan-da ziyoda aylasin. Hammalarimiz holi hayotligimizda xayrli amallarga, bir-birimizga yaxshilik qilishlikka Alloh taborak va taolo bardamon qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldiga sahobiylar kelib, "Ey Allohning rasuli, yomon odam haqida gapirib bering" degan ekanlar. Allohning rasuli payg'ambar alayhisolatu vasallam shunda Qur'oni Karimdan hammamiz bilamiz qisqa bir surani o'qigan ekanlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ara'ayta allazi yukazzibu bid-din. Bu yerda xitob bo'lyapti, ey Muhammad. Ko'rdingizmi qiyomatni, dinni, oxiratni yolg'on deganlarni? Yolg'on degan uchini ko'rdingizmi? فَذَٰلِكَ الَّذِي يَضَعُ الْيَتِيمِ Ular shundaylariki yetimlarni haydaydi. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ Miskinlarga taom berishga chaqirmaydi. Azizlar, hayotimiz davomida mana bu omonat, hayot insonga berilgan umr, omonat. Alloh subhanahu va taolo qanday bandalarini yaxshi ko'rar ekan? Alloh subhanahu va taolo qanday bandalarini yomon ko'rar ekan? Qancha-qancha xonadonlar yetimlarini chiqarib qo'yibdi. Ota-onalar yetimlarini, bolalarini yetim bo'lishiga sabab bo'lyapti. Biz Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik kerakmi? Yetimlarni boshini silaylik. Xoli hayotda yaxshilik qilaylik. Qo'limizdan kelgancha Alloh subhanahu va taolo Qur'onda yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik degan. Agar yaxshilik qiladigan bo'lsak, albatta jannat bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar: Kimki dunyo hayotida bir mu'minga yaxshilik qilsa, Alloh uni oxiratda bir tashvishini ko'taradi. Undan bir qiyinchilikni ko'taradi degan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni amallarimizdan rozi bo'lsin. Yurtimizga tinchlik, omonlik ato qilsin. Xalqimizni farovonligini mundan-da ziyoda aylasin. Va oxiru davan alhamdulillahi robbil alamin.